Profesör Doktor Ali Erbaş Hoca, Diyanet İşleri Başkanı Covid oldu. Bugün Covid'in birinci yılı. Bir yıldır bu ülkede birçok sanatçımızı, birçok efendim devlet adamını, birçok doktoru, birçok imamı, birçok efendim bekçiyi, birçok polis memurunu, birçok ambulans şoförünü, birçok hemşireyi Covid'den kaybettik biz. Nice insanlar. Ama biz bir ölüm olduğu zaman üzüldük, yüreğimiz yandı, canımız yandı. Bakmadık o ölünün siyasi duruşuna, makamına, mevkisine bakmadık. Allah rahmet eylesin dedik. Çünkü bizim inanışımızda eğer bir adam ölürse veyahut da bir adam Covid'e yakalanırsa oh Covid'e yakalandı. Allah bildiği gibi etsin, bizim ahlakımıza, bizim edebimize ve bizim imanımıza yakışmaz bu. Ve hiçbir zamanda kim yaparsa yapsın, hangi partiden yaparsa yapsın en büyük tepkiyi ben canlı yayınlarımda verdim, videolarımda verdim. Hastalığın üzerinden, ölümün üzerinden siyasi kin kusmak ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir. Şimdi bir insanoğlu, bakın altını çiziyorum, bir insanoğlu hangi memleketten olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun şu tweet'i gördüğü zaman eğer seviyorsa geçmiş olsun diye paylaşır. Eğer Profesör Doktor Ali Erbaş Hoca'yı sevmiyorsa da sesini çıkarmaz. Ama birileri hastaneye yatan Covid tedavisi gören Profesör Doktor Ali Erbaş Hoca ile alakalı bakın neler yazdı. Birkaç tanesini çok yazdılar da ben birkaç tanesini göstereyim size. İşte tweetler arkadaşlar. Bu tweetlerde ne yazdılar biliyor musunuz? Geçmiş olsun Ali Erbaş, Can Dündar, o hain var ya, MİT tırları operasyonunda FETÖ'nün kuklalığını yapan, daha sonradan da Amerikan bayraklarıyla Almanya'ya gidip ötedeki berideki devletlere sığınan o hain Can Dündar. Geçmiş olsun Ali Erbaş, dua işi sizler. Halk aşı bekliyor. Dua işi sizde, halk aşı bekliyor. Terbiyesiz. Bir başka ne diyor? Allah'ın evinde birisi veriyorum mehteri. Bu ahlaksız tweetleri yazanlar. Peki sebep ne biliyor musunuz? Bu Ali Erbaş'a niye böyle saldırıyorlar? Ne alıp veremedikleri var Diyanet İşleri Başkanı'yla? Söyleyeyim mi size? İki fotoğraf. Onunla beraber bitireceğim programı. İki fotoğraf. Şu iki fotoğraf bu ülkede şu ahlaksızları zıvanadan çıkarıyor. Fotoğraf bir. İşte bu fotoğraf. Üstad Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Ali Erbaş Hoca'ya kin kusuyorlar, nefret ediyorlar, tamam mı? Tarihçi yazar Üstad Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretinle alakalı Atatürk'e küfreden, bütün CHP'lilere Mustafa Kemal'in itleri diyen adamlarla gidip senin genel başkanların, milletvekillerin görüşüyor. Terörist cenazelerinden gidip fotoğraf veriyorlar. Onlara niye tek kelime söylemiyorsun? Kadir Mısıroğlu'na yürü babam yürü, değil mi? Kadir Mısıroğlu'nun kesip de attığı tırnak olamazsınız be, tırnak olamazsınız. Ama kuduracaksınız, çatlayacaksınız, patlayacaksınız. Biz Kadir Mısıroğlu'nu vefatının her seneyi devriyesinde anacağız. Onun bizim önümüze koyduğu resmi tarihten ziyade gerçek tarihi okuyacak çocuklarımıza anlatacağız onu. Ve bu fotoğrafları göreceksiniz, kuduracaksınız. İkinci fotoğraf işte bu fotoğraf arkadaşlar. O Ali Erbaş'la ilgili sosyal medyada o ahlaksız tweetleri atanların asıl dertleri Ali Erbaş değil dostlar. Ali Erbaş başın elinde tuttuğu şu kılıç var ya, o kılıç battı onlara. O kılıç battığı için onun için feryat ediyorlar. Onun için kuduruyorlar. Onun için rahatları bozuldu. Ama tekrar söylüyorum, su akıyor, yatağını buluyor. Bu ülke kendi değerlerinde ve kendi rotasında inandığı yolda yürümeye devam edecek. Sizler kudursanız da, çatlasanız da, patlasanız da, o ne kadar devşirme var, onları toparlayıp gelip onlarla ittifak da yapsanız, kurtla kuzuyu yan yana da alsanız, kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın, biz inandığımız yolda yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ali Erbaş Hoca'ya bir Müslüman olarak, bu coğrafyanın bir evladı olarak Ali Erbaş Hoca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekran karşısındaki dostlar, dualarınızda Ali Erbaş Hoca'ya da yer